Manisa Belediyesi ilçe, belde, köy ayrımı yapmadan hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil, belediye ekiplerince Osmancalı, Çamlıca ve Bostanlar köylerine yapılan çocuk oyun parkı ve taş parke döşemesi hizmetlerini inceledi. İnce kuma ihtiyacım var. Gelecek. Oyuncakların kumu gelecek. Gelecek. Kum gelecek. Yani bir kamyon yerine iki kamyon gelirse komple yayarım buraya. İlk olarak Osmancalı köyünü ziyaret eden Açıkdil, köy muhtarı Veli Yalçınkaya ve köy sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Köy kahvesinde köy muhtarı Yalçınkaya ve köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Açıkdil, daha sonra muhtar Yalçınkaya ile beraber Yunt Dağı bölgesine taşımalı eğitim veren Osmancalı İlkokulu'nu ziyaret etti. Belediye sizin yaşınızdakilere top verir, oyuncak verir, öğretmen verir, öğretir. Tamam mı? Burada çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan Açıkdil, çocuklara top dağıtarak onlarla fotoğraf çektirdi. Okul müdürü ve öğrencilere Osmancalı İlkokulu'nun bahçesine de bir çocuk oyun parkı yapılacağının müjdesini veren Azmi Açıkdil, daha sonra muhtar Yalçınkaya ile birlikte Osmancalı Çok Programlı Lisesi'ni de ziyaret etti. Osmancalı köyüne Manisa Belediyesi'nin hizmetlerinin devam edeceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil şöyle konuştu. Bugün Osmancalı köyünü ziyarete geldik. Osmancalı köyü muhtarımla beraber de burada hem yapılan işleri hem çocuk oyuncaklarını hem köyü tanıyalım diye de muhtarımla beraberiz. Aşağı yukarı 2 saati, 2,5 saati buldu. Osmancalı benim seneler önceden beri bildiğim, tanıdığım bir bölge. Çok da güzel bölge. Benim de sevdiğim bir bölge. Belki de Osmancalı isminden kaynaklanıyor olabilir. Bu benim tarihe sevgimden dolayı. Merkezi bir köy. Merkezi bir köy olduğu da şundan anlaşılıyor. Aşağı yukarı 500-600 lise talebesi kapasiteli yeni bir lise yapılmış. Az önce onun ziyaretine gittik. Çok fevkalade bir lise. Öğretmenleri beyaz önlüklerle hizmet ediyorlar. Öğretim veriyorlar. Şu anda 210 talebesi var. Ancak bu her geçen gün artmakta, talep çoğalmakta. Bu bölgedeki lise çağındaki çocuklar o okulda okumaktalar. Hatta 20-25 tane talebe de Manisa'dan geliyormuş. Onları da öğrendik. Muhtarım ortaokul ve lise ortaokul ve ilkokul çağındaki çocukların okuluna da götürdü. Ana sınıflarını gezdik. Müdürüyle tanıştık, görüştük. Çok da memnun kaldık. Orada yapılması gereken hizmetler vardı. Onları da yerinde inceledik, gördük. Köyü de gezdikten sonra oyuncakların bulunduğu alana geldik. Burası da muhtarım çok güzel bir yer seçmiş. Gördüğünüz gibi ağaçlarla yolu korumaya almış. Bu alana da biz toprak kum yayalım istiyoruz. Bir çocuk oyuncakların bulunduğu alan değil de bir çocuk oyun alanı olsun istiyoruz. Yani çocuklar oyuncaklar oynadığı gibi etrafında da oynayabilsinler. Başka oyunlar da oynayabilsinler. Ve ağacın altında da anneanneleri, babaanneleri, anneleri de burada onlara hem göz kulak olurlar hem de vakit geçirmiş olurlar. Sağlık ocağı yakınında, çeşmesi var. Çok güzel, sakin bir yer burası. Muhtarımı burada bulduğu için, buraya oyuncakları monte ettirdiği için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Ayrıca muhtarımla çok teşekkür ederim. Muhtarım köyüyle hakikaten çok alakalı. Yani bir lise yapılmış, lise talebesi kadar, lisede öğretim veren öğretmen kadar heyecanlı. Talebenin artmasını istiyor, okulunu methediyor, hakikaten methedilecek kadar da öğretim. Her şeyle fevkalade, hizmete aşık, hizmete susamış bir yer. O da hizmet ediyor. Şu gördüğümüz yoldaki taşları yeni döşemişler ve devam edecek inşallah. Biz buraya 1000 metrekare kadar taş döşeme sözü vermiştik ama köyün büyüklüğünü, köyün yapılaşması, muhtarın heyecanı görünce daha da taşı arttıralım istiyoruz. Hizmetlerimizde devam edeceğiz. Bir sıkıntı olmayacak. Çünkü hakikaten merkezi bir köy. Dolayısıyla hizmet yaptıkça da köy gelişmeye devam edecek. Manisa Belediyesi tarafından Osmancalı köyüne yapılan hizmetlerden memnuniyetini ifade eden köy muhtarı Veli Yalçınkaya ise şunları söyledi. Osmancalı köyü daha önceden
nahiye olduğu için 32 köye bağlı ama büyükşehir yasasından dolayı 30 tane daha köye Osmancılı'yı bağladılar. Osmancılı'da sorunlar çok. Osmancılı'da 700 nüfus var ama 700 nüfusta öğretmenlerimiz, hizmetlerimiz ve talebelerimiz okul sezonunda 1400 nüfusumuz var. Sorun çok. Sorun çok. Belediyeden daha önce hizmet istediğimiz zaman mücevheri alanı dışı diye onlar da haklı olaraktan bazı şeylere veremiyorlardı. Ama şu anda yasa geçtikten sonra bizim önümüz açıldı. Biz başkanım her zaman söylüyoruz. Başkanlarımızla toplantılarda her zaman söylüyoruz. Biz gelin yerinde görün diyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun başkan yardımcımız gelip hizmetimize, ihtiyacımıza vermiş oldukları hizmetleri yerinde görmek istediler. Gördüler de bizim derdimize dinlediler. Birer birer her hizmet isteyen mıntıkaya, çocuk parkına, okullara, yöreye gezdik. Bunun için başkanım şu anda buraya geldiği için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Onun aracılığıyla başkanımıza, büyükşehir şu anki başkanımıza selamlarını söylüyorum. Bu isteklerimize de iletmelerini söylüyorum. Kendileri zaten buraları gezdiler, gördüler. Yani ihtiyacımız çok. Neden çok? Çünkü burada 600 talebe öğretim görmekte. Osmancılı merkezi konumda olduğu için bunların toplantılarda, çocuk veli toplantılarında olsun, şoförler olsun, çalışan hizmetler olsun, 45-46 tane öğretmenimiz olsun. Burada 9 ay buranın havasından, suyundan yaşamak zorunda kalıyor. Onun için bizim hizmete ayrı bir özellik gösterilmesine istiyoruz. Allah razı olsun 1000 metrekare taş gönderdiler, döşedik. Sağlık ocağının önüne komple meydana, resmi kurum olan sağlık ocağının önüne komple meydana döşedik. Ve arada bir sokakta yetecek şekilde döşedik. İhtiyaç biter mi? Bitmez. Ama verebildiklerine kadar verirlerse son derece memnun olacağız. Oyun parkı çocuklar o kadar çocuğumuza burada sağlık ocak kenarında olması sebebiyle çocuklarımız hem sağlık ocak kontrol geldiği zaman oynasınlar. Bunun da bir çeki düzen verilmesi. Benim Osmancı Lisesi'nin önünde otogar, köyün otogarı, arsa ofisinin ayırmış olduğu otogar, köyün sanki lisenin bahçesi gibi duruyor. Buranın bir ağaçlanması, çeki düzeni verilmesi, etrafın çeki yeni olduğu için etrafının çeki düzeni verilmesi belediyemiz tarafından benim bir arzu ve niyetim, isteklerimi söylüyorum. Şu anda bu oyun parkı, kurmuş olan oyun parkından dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel duruyor. Çocuklarım inşallah rahat edecek, oynayacak ama yeter mi? Yetmez. Ama verebildikleri kadar, imkanları olduğu kadar gelsin görsünler diye önceden söyledik. Geldiler gördüler inşallah verebildikleri kadar. Verebildikleri. Bir tane de okula ana sınıfını kuracaklar. Bir tane dışarı kuracağız. Bir tane dışa kuracaklar. Yani tabii ki bizim yıllardan beri yatırıma alındı dediğimiz Yağcılar kampüsünden işte Ortaköy'e çıkan yeni yolumuz. En fazla benim bağırmış olduğum yol dediğimiz yol şu anda kaplamaya başladı, bitmek üzere. Bu da ayrı bir artı. Buradan ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanıma da başkan yardımcısının aracılığıyla selam gönderiyorum. Her şey için Allah razı olsun, Allah'a emanet etsin. Allah yolunu, onların yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Osmancılı köyünden sonra Çamlıca köyüne ziyaret gerçekleştiren başkan yardımcısı Azmi Açıkdil, seyahat esnasında yolda asfaltlama çalışması yapan karayolları ekibini selamladı. Çamlıca köyünde muhtar Mehmet Uçlu ve köylüler tarafından karşılanan Açıkdil, köy muhtarıyla birlikte Manisa Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun parkını inceledi. Oyuncakları görelim dedik. Burun altına kum sereceğiz ama nereden gelecek kamyon ya? Kapıdan giriyor genelde ama. İmkanlar dahilinde ilçe, belde ve köylere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Açıkdil, Büyükşehir Yasası'nın onaylanmasının ardından Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kent merkezine uzak noktalara da hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz bu bölgeye daha önce çöp konteyneri, taş parke desteği sağladı. Son olarak belediye ekiplerimiz Yuntdağı köylerine çocuk oyun parkı desteği verdi.
Bu kapsamda Çamlıca köyünü ziyaret ederek belediye ekiplerimizce yapılan hizmetleri yerinde görmek ve köy sakinlerinin taleplerini dinlemek istedik diye konuştu. Muhtarla birlikte köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinleyen Açık Dil, köy sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açık Dil, Yuntdağı ziyaretlerini Bostanlar Köyü ile sürdürdü. Bostanlar'da köy muhtarı Ramazan Keskin tarafından karşılanan Açık Dil, ilk olarak köy muhtarı ile birlikte köyü gezerek köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Açık Dil'e Manisa Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden köy sakinleri ise çocuklarına rahatça koşup oynayabilecekleri bir alan kazandırdıkları için Manisa Belediyesi'ne teşekkürlerini ifade ettiler. Açık Dil'e köy muhtarı Ramazan Keskin daha sonra belediye ekiplerince yapılan çocuk oyun parkını inceledi.